Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havacılıkla ilgili bir video paylaşacağım. Bilgilendirme videosu. Benim de daha önce bu konuda bilgi aldığım fakat göründüğü kadar kolay olmadığını gördükten sonra, anladıktan sonra özellikle Macaristan'da eğitim aldığım arkadaşlarım, öncesinde ve sonrasında da eğitim alanlar veya alacaklar için güzel bir bilgilendirme videosu olacak. Çünkü buraya döndüğünüz zaman Türkiye'ye uçmak istiyorsanız PPL lisansınızı özellikle öncelikle değiştirmeniz, çevirmeniz gerekiyor. Bunun için de böyle kolay bir yere gidip değiştirmiyorsunuz. Birkaç işlem var. Bana çok basit olduğunu söylemişlerdi oradaki birkaç arkadaşım. Hani Ankara'ya gideceksin, hemen vereceksin, değiştireceksin vesaire. Fakat öyle değil. Bu yüzden de ben de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü sizler belki 10-15 defa, 20 defa aradıktan sonra bu bilgileri almayın diye bir kolaylık olmasını istedim. Evet, lisansınızı Türkiye'de nasıl dönüştüreceksiniz? Ondan bahsedeceğim. Evet, öncelikle bu kanalım zaten. Evet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sayfasına giriyorsunuz. web.shgm.gov.tr. Evet, bu ana sayfası gördüğünüz gibi. Hiçbir yere girmiyorsunuz. Aşağıda burada bakın bir böyle mavi olan sekmeler var. Evet, burada formlar var. Evet, şurası formlar. Evet, bu formlara tıklıyorsunuz. Formlara tıkladıktan sonra şöyle bir yer açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Burada evet, Uçuş Ekibi Lisans Müdürlüğü. Uçuş Ekibi Lisans Müdürlüğü'ne tıklıyorsunuz ve JAR FCL lisansın Türkiye'ye transfer başvurusu formu diyor. Evet, sonra bunu tıklıyorsunuz ve buraya iniyor. Evet, indirdikten sonra zaten burada benim bir tane hazır var. Yani ben kendim doldurdum. Şöyle bir lisans çıkıyor karşınıza. Evet, buradan da bilgileri çok rahat doldurabilirsiniz. İşte burada lisansa ait bilgiler, dil yeterliliği, IQ'unuz varsa, burada kaç saat uçtuysanız ve burada da belgeler. Belgeler gördüğünüz gibi JR lisansı ve kopyası, sağlık lisansı ve kopyası, uçuş kayıt defteri yani logbook, eğer ki teorik bilgi, PPL'in teorik sınav sonucu kopyası varsa onu da istiyorlar. Varsa tabii ki. Ödeme de konto, ona birazdan bahsedeceğim. 3 adet fizikalık fotoğraf, pasaport veya kimliğin kopyası, öğrenim en sonki öğrenim diplomanızın kopyası, adli sicil kaydı ve ikamet belgesi. Bunu da yanına koymayı unutmuyorsunuz. Posta ile gönderebilirsiniz ya da bizzat Ankara'ya gidip Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü raporlama evrak birimine verebilirsiniz. Düzeltiyorum, evrak birimine. Çünkü ben öyle yaptım, göndermek istemedim ve evrak birimine teslim edeceğim elden. Bu çünkü evrakları tekrar çıkarmak gerçekten çok zor ve zaman alır. Evet, şimdi devam edebiliriz. Evet, bu formu doldurduk ve indirdik. Daha sonra takas shgm.gov.tr sitesine giriyoruz. Takas shgm.gov.tr sitesine giriyoruz. Ve buradan 247 yazıyoruz arama bölümüne. 247 ve enter yaptığımız zaman evet, hususi pilot lisansı bakın 50 TL hususi pilot lisansı bölümü çıkıyor. Buradan ekle diyoruz ve sepete ekleniyor. Daha sonra 322 yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Ve 322'de 250 TL, yani toplamda 300 TL ödeyeceksiniz. 322 yazdığımız zaman 250 TL'lik lisans transferi, bunu da ekle diyoruz. Daha sonra sepetime gidiyoruz. Evet, burada sağ üst köşede sepetim var. Sepetime gittikten sonra alışverişi tamamla diyoruz. Bakın burada hiçbir şey yapmıyorsunuz burada. Alışverişi tamamla diyoruz. Ve buraya isim, soyad,
e-posta, ev telefonu, cep telefonu ve evraklarınızın gelmesini istediği adresi net bir şekilde girmeniz lazım. Buraya alışverişi tamamla dedikten sonra, size şöyle bir mail gelecek. Siparişiniz işleme alınmıştır ve sipariş kodu geçici olarak verilmiştir. Sipariş kodu bu. Evet. Bu mail gelecek. Bu da kaydınızın alındığını gösteriyor. Daha sonra şöyle bir mail gelecek. Evet. Şu sipariş kodu ile yine takip numarası tahakkuk fişine çevrilmiştir. Evet, tahakkuk fişine. Evet, şu numaralı tahakkuk fişi ve şu açıklama ile Halk Bankası'na 300 TL yatırıyorsunuz. Tabi EFT ve havale ödemelerinde de açıklama bölümüne yazmış. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat Halk Bankası'na gidip yapmak daha sağlıklı diye düşünüyorum. Ben öyle yapacağım. Evet, tahakkuk fişi takip no. Evet, yani buradan tahakkuk fişini yaptıktan sonra size zaten bir onay maili gelecek. Evet, burada da zaten yine tahakkuk fişine dair bir ek belge size gönderiyorlar. Evet, burada gördüğünüz üzere tahakkuk fişimiz de açılacak. İşlemimiz bu. Bunların hepsini yaptıktan sonra, evet bakın bu şekilde bir tahakkuk fişimiz de ortaya çıkıyor. Barkodu da var. Evet. Evet, işlemimizi yaptıktan sonra dediğim gibi elden verebilirsiniz ya da işte daha sonrasında da dilerseniz yine elden alabilirsiniz. Başarılar diliyorum hepinize. Dediğim gibi özellikle Macaristan'da olan birlikte eğitim gördüğümüz öncesinde ve sonrasında tanıştığımız arkadaşlarıma ithafen ve diğer tüm yurt dışında bu lisansı almış tüm pilot adayları ve pilot arkadaşlarımıza, pilot adayları arkadaşlarımıza diyelim. Başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.